Cevat rastgele seçilmiş 5000 gencin verisiyle yapılan akıllı telefon kullanımı ile mutluluk arasındaki bağlantıyı inceleyen bir araştırmayı okuyormuş. Evet herhalde buradaki bağlantı açık gibi geliyor bana. Devam edelim. Araştırma akıllı telefon kullanımı az olan gençlerin çok olan gençlere oranla daha fazla mutlu olduklarını bulmuş. Yani makul. Buna dayanarak Cevat'ta da akıllı telefonda çok fazla zaman harcamanın gençleri daha mutsuz ettiği sonucuna ulaşmış. Evet, şimdi sizden Cevat'ın ulaştığı bu sonucun geçerli olup olmadığını düşünmenizi istiyorum. Geçerli olup olmadığına neden karar verdiğiniz hakkında da biraz düşünün olur mu? Hadi bakalım. Hazır mısınız? Bu soruyu önemli ve ilginç yapan noktalardan biri medyada bu tarz araştırmalarla yani nedensellik olmadığı durumda bile bir nedensellik ileri süren araştırmalarla sürekli karşılaşıyor oluşumuz. Bu araştırmalardan bazıları istedikleri nedensellik Kuramıyorlar bile. Bu örnekte de Cevat akıllı telefon kullanımının gençleri mutsuz ettiği sonucuna ulaşıyor. Yani bir neden sonuç ilişkisi kuruyor. Hemen not edeyim. Akıllı telefon kullanımı gençleri mutsuz ediyor. Peki sizce araştırmanın tasarımını da göz önünde bulundurursak Cevat'ın bu sonuca ulaşması doğru mu? Kendimize sormamız gereken şeylerden biri bunun araştırma konusu olan şeyler arasında neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışan bir deneysel araştırma mı yoksa neden sonuç ilişkisi yerine araştırma konusu olan şeylerin ilişkili olduğunu ortaya çıkaran gözleme dayalı bir araştırma mı oldu? Deneysel bir araştırmada bir kontrol grubu bir de deney grubu bulunmalıdır. Mesela bu kontrol ve bu da deney grubu olsun. Deneye katılanları bu iki gruba rastgele atadıktan sonra deney grubundakilerin akıllı telefonlarını daha fazla kullanmalarını sağlayıp daha mı çok yoksa daha mı az mutlu olduklarına bakmamız gerekir. Ve sizin de tahmin edeceğiniz gibi Cevat'ın okuduğu araştırmada olan şey bu değil. Bu gözleme dayalı bir araştırma. İki değişkenimiz var akıllı telefon kullanımı ve gençlerin mutluluk seviyeleri. Araştırmayı yapanlar rastgele 5000 genci seçmişler ve akıllı telefon kullanımları ile mutluluk seviyelerini belki de bir anket kullanarak ölçmeye çalışmışlar. Elde ettikleri sonuçları da buna benzer bir grafik üzerinde gösterdiklerini düşünüyorum. Başka bir deyişle 5000 tane veri olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bu noktadaki genç akıllı telefonunu çok kullanmayan mutlu bir genç. Bu da akıllı telefonunu çok kullanan ve pek de mutlu olmayan bir tanesi. Verileri grafik üzerinde yerleştirirken e, bu arada mutsuz olan ama akıllı telefonunu çok kullanmayan ya da akıllı telefonunu çok kullanmasına rağmen son derece mutlu olan gençlerle de karşılaşırız ne diyordum? Verileri grafik üzerinde yerleştirirken iki değişken arasında bir ilişki olduğu, yani akıllı telefonu daha fazla kullanan gençlerin daha mutsuz oldukları sonucuna ulaşabiliriz. Ama buradaki neden-sonuç ilişkisinin ters yönde olacağını da hesaba katmamız gerekir. Demek istediğim mutsuz olan gençler akıllı telefonlarını çok kullanıyorlardır ama belki mutlu olanların akıllı telefon kullanacak zamanları yoktur ya da araştırma konusu olmayan ama bu iki değişkenle de alakalı olan başka bir değişken mevcuttur. Bu gençlerin bazılarını mutsuz eden ve akıllı telefonlarını daha çok kullanmalarını sağlayan bir şey olabilir. Bu yüzden de gözleme dayalı araştırmalarda ulaşılabilecek tek sonuç değişkenler arasında bir ilişki olduğu sonucudur. Başka bir değişle bu iki değişkenin arasında bir neden sonuç ilişkisi olduğunu söylememiz mümkün değildir ve bu yüzden de Cevat'ın ulaştığı sonuç geçerli bir sonuç değildir. Bu gözleme dayalı bir araştırmadır ve bu araştırmaları Ile neden sonuç ilişkisi kurmak mümkün değildir.